ev yapımı radyo tiyatrosu sunar. İbiş'in Sakarlıkları. Eser Burak Gün. Montaj Fatih Akgün. Oyunda rol alan sanatçılar İbiş Mustafa Yüksel, usta Fatih Akgün. Efendim, hak ile başlayalım söze, muhabbetimiz gelmesin göze. Rabbim bizi şerlerden ve kem gözlerden korusun, fitneden, iftiradan aklasın. Efendim, hayırlı Ramazanlar olsun. Çok şükür bu sene de Ramazan ayına ulaştık. İnşallah hayırlısıyla nice Ramazanlara erişiriz. Üzerinize afiyet, biraz karnım gurulduyor. Bugün bizim Baytar Mahmud efendileri iftara davetliydik. Yemekler de leziz olunca herhalde fazla kaçırdım. Mideme oturdu. Neyse, birazdan geçer herhalde. Ben de bizim biraderin evine geldim bugün. Bir iki hasbihal ettik. Çay kahve derken kendisi yatsı kıldı uyudu. Ben de birazdan kılar namazı yatarım. Fakat iftar yemeğinden çıktığımız vakit şu bizim İbiş'e Mehmet Efendi'nin zahiresine gitmesini, sonra da aldıklarını eve bırakıp anahtarı da bana getirmesini tembih etmiştim. Ama ve lakin gelin görün ki bizimki ortalarda yok. Allah'tan bizim biraderin uykusu derin, topazsan uyanmaz. Şimdi İbiş gelse de paldır küldür uyanıvermez hemen. Hay Allah, saat kaç oldu, gelmedi henüz. İçim sıkıldı şimdi. Ne yapsam, çıkıp baksam mı sağa sola? Başına bir şey mi geldi yoksa? Akşam akşam göndermese miydim acaba? Dur bakalım, şöyle bir balkona çekeyim. Hay Allah, karanlıkta da bir yer görünmüyor ki. Bu yakınlarda olduğunu bilsem seslenirdim. Yahu belki de bu civarlardadır. Bir deneyelim bari, buralardaysa belki sesimi işitir de tanır beni. Yavrum İbiş! Yavrum İbiş! İbiş evladım! Hay Allah, duymadı galiba. Bir daha sesleneyim. Evladım İbiş! Usta! Hah! Vallahi duydu. Yavrum, nerelerdesin sen? Deminden beri sana sesleniyorum. Bir türlü bulamadım seni. Merak ettim yavrum, başına bir şey mi geldi diye telaşlandım. Usta! Söyle yavrum. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Söyle yavrum, ben sana ne zaman kızdım? Usta şey, ama ya kızarsan? Kızmam yavrum, söyle. Şey usta... Evladım söyle artık. Deminden beri söyleyeceğim diyorsun, söylemiyorsun yahu. Ama bak, kızıyorsun usta. Ama sen de söylemiyorsun bir türlü yavrum. Hay Allah, neyse. Efendim çocuğum, hadi söyle bak, kızmayacağım. Tamam o zaman usta. Şey ben yine kayboldum. Ne? Yine mi kayboldun? Yavrum, kaybolursun tabii. Ben sana gittiğim yeri iyice izah etmedim mi? Bak yine kızdın. Sus be sus. Özlü kabahatinden büyük. Neyse, olan olmuş artık. Söyle bakalım. Neredesin? Bilmiyorum usta. Yavrum bak bakalım, sağına soluna etrafında tanıdık bir yer var mı? Bakayım usta. Baktım usta. Ha? Ne görüyorsun yavrum? Usta, sağımda Tuzsuz Deli Bekir'in evi, solumda ise Bebe Ruhi'nin evi var. Eyvah! Ne işin var çocuğum orada? Kaybol hemen oradan, kaybol! Hemen gerisin, geriye dön. Aşağı doğru in. 3 tane cumbalı ev geçtikten sonra ilk kapının önüne gel, orada bekle. Dur bakayım. Hah! Gördüm usta. Gördüm. Aferin çocuğum. Hemen gel. Tamam usta. Hemen geliyorum. Hay Allah! Bizim İbiş işte. Yine kaybolmuş. İnşallah karıştırmadan bulur da gelir. Yahu nerelere de gitmiş. Bebe Ruhi neyse de, Tuzsuz görürse mahallede yabancı birini kıyameti koparır. Gerçi bizim İbiş'i tanımayan yok ama bu zifiri karanlıkta kim olduğunu bilmez, canını yakar çocuğun. Kandili de yoktur şimdi yanında bizim kıt aklın. Geldim usta, geldim. Hı, aferin yavrum. Demek buldun kapıyı, aferin. Kapı da kapıymış ama usta. Tabii yavrum. Cevizden yapmıştı rahmetli amcam bu kapıyı. Yalnız yavrum, kapı deyip de geçme. Kapı çok mühim. Kapı demek edep demek, kapı demek destur demek. Kapı demek saygı demek yavrum. Hem ne demiş büyüklerimiz? Binayı gösteren çatı, haneyi gösteren kapıdır. Tamam mı çocuğum? Tamam usta. Yavrum, madem öyle, kapıdan içeri girmeden önce kapıya vur. Adettendir. Ustacığım. Söyle yavrum. Kızacaksın. Kızmam yavrum, söyle.
Peki, şimdi ben kapıya vurursam, kapı da bana vurur, kavga çıkmasın sonra. Olur mu öyle şey yavrum? Tövbe tövbe. Yine kızdı. Hay Allah, ne yapsak, yanlış anladı. Hah, buldum. Tamam yavrum, öyleyse kapıyı tık tıkla. İlahi usta, yine kızacaksın ama amma nüktedansın ha. Kapı hiç gıdıklanır mı ya? Çocuğum saçmalama. Kapı hiç gıdıklanır mı? Ay Allah yahu, bu ne desem yanlış anlıyor. Neyse. Yavrum, öyleyse kapıyı çal çocuğu. Usta, çok teessüf ederim. Niye be? Ben hırsız mıyım, kapıyı çalayım usta? Yavrum, çıldırtma beni, aç şu kapıyı. Açtım şu kapıyı. Gir içeri. Girdim içeri. Kapat kapıyı. Kapattım kapıyı. Gel şimdi yanıma. Geldim şimdi yanınıza. Gördün mü bak, ne kadar kolaymış. Gördüm usta. Meğer ne kadar da kolaymış. İyi madem geldiysen. Aman yavrum, bir dahaki sefere söylediğim yeri iyice aklında tut. Yahu kaybolmam bir dert, seni bulduktan sonra bulunduğum yere getirmem bir dert çocuğum. Bir daha seni akşam vakti bir yere göndermeyeceğim. Sen bilirsin usta. Çok korktun mu yavrum? Yok usta, ben alışkınım. İyi madem, söyle bakalım. Zahirici Mahmud Efendi'ye gittin mi? Gittim usta. Sana çok selamım var. Bir akşam sizi iftara bekliyormuş kendileri. Sağ olsun. Pek severim kendisini. Evvela sen söyle bakalım. Zahireci'den dediklerimi aldın mı yavrum? Aldım ustacığım. Aferin, aferin. Malum çocuğum, yarın iftara davetli misafirlerimiz olacak. Onlara güzel bir sofra hazırlayalım. Hı? Hazırlayalım usta. Söyle bakalım yavrum. 5 okka pirinç aldın mı? Aldım ustacığım. Aferin. Pirinçlerden evvela sütlaç, sonra da pilav yaparız. Yaparız ustacığım. Aferin. Peki 3 okka da fasulye aldın mı yavrum, ufaklarından? Aldım ustacığım. Ufak ufaklarından. Âlâ âlâ. Fasulyeden de evvela bir güzel kuru fasulye, sonrasında da piyez yaparız. Yaparız ustacığım. Peki evladım, Zahireci'den 3 okka da kuru üzümle kuru kayısı aldın mı yavrum? Almaz mıyız ustacığım? Kuru üzümü tam tane olanlarından. Kayısı da gün kurusu olandan aldım. Âlâ âlâ. O kuru üzümle kuru kayısıdan da bir güzel hoşaf yaparız. Aferin benim evladıma, aferin. Kim demiş benim ibişime kıt akıl diye ha? Sen diyorsun ya usta. Hay Allah. Sus sus, tamam. Ben senin ustanım. Ara sıra böyle şeyler söylerim. Seni sevdiğimden yavrum, sevdiğimden. Ha, anladım. Sevdiğinizden. Peki yavrum, madem Zahireci'den tüm söylediklerimi aldın, aldıklarını eve götürdün mü yavrum? Götürdüm ustacığım. Mutfak tezgahının üstüne bıraktın mı çocuğum? Bıraktım ustacığım. Aferin. Peki aldığın bakliyatları rutubet kapmaması için ayrı ayrı tepsilere koyup üzerini sofra beziyle örttün mü? Aldığım bakliyatları rutubet kapmaması için ayrı ayrı tepsilere koyup üzerini sofra beziyle bir güzel örttüm ustacığım. Oh oh, âlâ âlâ. Peki evladım, evden dışarı çıkmadan kapıyı kapattın mı? Kapattım tabii ki ustacığım. Kapı kapatılmadan evden çıkılır mı hiç? Aferin. Peki kapıyı kapattıktan sonra kilitledin mi? Kilitlemez miyim ustacığım? Hem de tam 3 defa. Bak böyle işte. Çıkırt, tıkırt, mıkırt. Oh oh, iyi. Gözüm arkada kalmayacağını biliyordum. Sağ ol usta. Evladım, madem kapıyı kilitledin, öyleyse ver bakalım. Anlamadım. Ben usta neyi vereceğim size? Çocuğum, sen kapıyı kilitledim demedin mi? Dedim ustacığım. Kapıyı neyle kilitledin? Neyle? Söyle bakayım. Siz söyleyin ustacığım. Hadi. Hadi hadi. Hani 3 defa kilitledin ya. Evet. Yavrum. Efendim. Evladım. Efendim ustacığım. Çocuğum, sen kapıyı anahtarla kilitlemedin mi? Evet ustacığım, anahtarla kilitledim. Ha, ben de senden anahtarı istiyorum yavrum. Hadi versene anahtarı. Ha, siz anahtarı istiyorsunuz. Evet ya, tabii ki. Veremem. Nasıl, ne demek veremem? Veremem çünkü anahtarı kapının üzerinde bıraktım. Aferin yavrum, nasıl da akıllısın öyle. Evet. Ha? Ne? Ne yaptım dedin?
Anahtarı kapının üzerine bıraktım dedim. İyi halt ettin. Yavrum, anahtar hiç kapının üstünde bırakılır mı? Bırakılmaz mı? Bırakılmaz tabii. Ama usta, öyle diyorsunuz ama geçenlerde Abidin amcaların evine hırsız girmişti ya. Ne olmuş yani? İşte ustacığım, hırsız bakmış ki kapı kilitli. Ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmış? Usta, hırsız kapının kilitli olduğunu görünce o güzelim cevizden yapılma kapıyı kırmış. Yapma be. Kapıyı kırmış ha. Evet usta. Kırmış ha. Paramparça etmiş hem de. Ya tamam evladım tamam. Allah selamet versin Abidin Efendi'ye. Allah yardımcısı olsun da bunun bizim kapıyla ne ilgisi var? Ustacığım işte ben de hırsız bizim eve girip de kapıyı kırmasın diye anahtarı bırakıverdim üzerinde. Nasıl iyi etmiş miyim? Çok haklıyım değil mi usta? Aferin benim abuş oğlum. Aferin benim saf oğlum. Yahu anahtar kapının üzerinde bırakılmaz, bırakılmaz. Hem de gece vakti. Hay Allah, ne yapacağız şimdi? Mübarek Ramazan ayında başımıza gelene bak. Neyse, vardır bir hayır. Hay Allah, çabuk çabuk düş önüme. Hırsız girmeden hemen eve gidelim. Ne yapıyorsun çocuğum? Ustacığım, sen düş önüme demedin mi? Ben de düştüm. Yahu yavrum, ben oğlumu kastettim. Kalk çabuk kalk, sen önden git, ben de hemen geliyorum manasında söyledim. Yahu yine anlamadım. Yavrum yürüsene, yürü baş hadi. Baş ne? Efendim, bizim İbiş'in başımıza açtıklarını duydunuz değil mi? Ya, kusura bakmayın, bizim İbiş işte. Sen sağ elinle sağ kulağını tut dersin, o sol eliyle sağ kulağını tutar. Ben vakit kaybetmeden hemen gideyim de eve hırsız girmesin bari. Efendim, sürçülisan ettiysek affola, hayırlı Ramazanlar. Ev yapımı radyo tiyatrosu sundu.